Bugün Avrupa'nın en büyük kitap evinden bahsedeceğiz. Doğru duydun. Avrupa'nın en büyük kitap evi. Sloganları bu. İnanıyorum da kendilerine. Gerçekten çok büyüktü. İçine girdiğinizde falan bayağı şaşırıyorsunuz. Ama birkaç söyleyeceklerim var. Kesinlikle bu BKM'yi sevmediğimden değil. Ama aynı zamanda şöyle bir kuşkum da var. İçine girince sizi mutlu etmiyor. Kitaplarla bağ kurabileceğiniz bir yer değil. Kitap satın alabileceğiniz bir yer. Tamam. Bunlar da onların sloganı olabilir. Bizim amacımız sadece insanlara kitap satmak olabilir. Kesinlikle bu bir taşlama videosu değil. Taşlama kamerası çekmiyorum. Size BKM'nin hem güzel hem de çirkin yanlarını göstermek istedim. Çünkü ben oraya gittiğimde hem mutluydum hem mutsuzdum. Neden mutsuzdum, neden mutluydum onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Ben BKM'ye akşam üzeri gittim. Hangi gün gittiğimi söylemeyeyim şimdi. Akşam üzeri gittim. Hafta içi bir gün gittim. Ve akşam üzeri gittiğimde bile yine de kalabalıktı. Kalabalık olması çok güzel. Çünkü bu bir kitap kafem. Ama sanırım o akşam bir eventleri vardı, bir toplantıları vardı. Ve tutulmuştu. İçeriye girdiğinizde çok fazla anne baba ve çocuk görüyordunuz. En azından kafe kısmında. Onun dışında dediğim gibi bayağı insan vardı. Ve bayağı gençlerden oluşan bir topluluk da vardı. Şöyle bir şey, çocuklarla bir ortama girdiğinizde zaten çocuklar çok fazla ses çıkartabiliyorlar. O yüzden de kitap kafe kısmı biraz sesliydi. Hatta bayağı yüksek sesliydi. Bu kafenin içinden alt kata kitap kısmına geçebiliyorsunuz. Kitap ve kırtasiye kısmına. Biz direkt alt kata geçtik. Alt kattan kırtasiye kısmına geçtik. Kırtasiye kısmını şöyle söylemeliyim ki gerçekten çok geniş ve çok kapsamlı. Girdiğinizde yani doğum günü için malzemelerden tutun da fotokopi, damga, mühür, fotokopiciliğin başlarında kullanılan malzemeler bile var. Aşağı indiğinizde sol kısımda kırtasiye kısmı kalıyor, sağ kısımda ise kitap kısmı kalıyor. Dedikleri gibi gerçekten belki Avrupa'nın değil de Türkiye'nin bence en büyük kitap evi olabilir. İçeriye girdiğinizde uçsuz bucaksız bir alan sizi kaplıyor. BKM yazın açıldı biliyorsunuz. Yazın açıldıklarından beri daha tamamlanamamışlar. Normal bir şey. Gerçekten çok normal bir şey. Çünkü ne kaç kişi çalıştırırsanız çalıştırın sürekli gelip kitap alan müşterileri olacak ve yerine yine kitap koymak mecburiyetindesiniz. Ve bu yüzden bazı raflar boştu. Ama içeriği gezdiğinizde nereden tavana kadar kitaplıklar, metrekaresini falan şu anda hiç bilmiyorum ama çok geniş bir alan sizi kaplıyor dediğim gibi. Yeni çıkmış kitaplar, eski basımlar, çok kolay bulabileceğiniz eserler var. Aynı zamanda da ben gittiğimde orada giriş orta kısmında kitap indirimleri vardı. Bunlar Türkiye İş Bankası'nın kitaplarıydı. Türkçe ve yabancı yazarların kitaplarıydı. Ve çok makul bir fiyata, 5 lira gibi bir fiyata kitaplar satılıyordu. Güzel indirimleri olduğunu biliyorum çünkü sürekli mesaj da geliyor zaten. Ben aboneyim bültenlerine. Demem o ki kitap kısmında hiçbir sorun yaşamadım. Yani kitap kırtasiye kısmında hiçbir sorun yaşamadım. Çalışan bulmakta biraz zorlanıyorsunuz o kadar. Dediğim gibi kitap kısmında hiçbir sorun yaşamadım. İçeriye girdiğimde hoş gülen yüzle karşılaştım. Direkt geçtim kitaplara kendi başıma güzelce bakma fırsatı da buldum. Ama çıktıktan sonra işte sorunlarım burada başlıyor. Kırtasiye kısmında hiçbir sorun yaşamadım. Fakat kafe kısmına girdiğimde bu benim şanssızlığım da olabilir. Sonuçta dediğim gibi o gün çok fazla çocuk vardı ortamda ve çocuklar çok fazla ses çıkarıyordu. Ve soğuk olduğundan dışarıda değil de içeride oturduk. Bir kere oturduğumuzda yani masaya yerleştiğimizde 15-20 dakika bize bakan hiç kimse olmadı. Yani garsonlardan hiç kimse bize bakmadı. Ondan sonra biz siparişimizi verdik. Siparişinizi tabletten seçip öyle söylüyorsunuz garsona. Siparişimizi verdikten sonra bizim siparişimizi unuttular. Gerçekten çok güzel. Tebrik ederim. Bizim siparişimizi unuttular ve zaten 15-20 dakikada siparişi bekledik biz. 40 dakika biz orada oturup hem siparişimizin alınmasını hem de siparişimizin gelmesini bekledik. Ondan sonra da zaten hemencecik ödeyip çıktık. Benim için kafe kısmı, BKM'nin kafe kısmı kötü bir deneyim oldu o yüzden. Umarım bir dahaki gittiğimde böyle bir servisle karşılaşmam. Çünkü bu beni gerçekten üzdü. Gittiğimde çok büyük beklentilerle gitmiştim. BKM'nin sonuçta gerçekten şehir dışından gelip de ziyaret eden bir sürü müşterisi var. O yüzden benim böyle olumsuz bir düşüncem, görüşüm olması beni üzdü. Umarım dediğim gibi bir dahaki gittiğimde farklı bir görüşüm olur ve sizinle bunu da paylaşırım. Siz de BKM'de böyle sorunlar yaşadınız mı ya da BKM özür şubesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İnternette gerçekten çok güzel kapsamlı videolar da var. Onları da bakmanızı öneririm. Zaten sürekli kampanya da yapıyorlar sitelerinden de. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bye bye.